Tekrardan ben Kübra Öztürk. Hemen kısaca kendimi tanıtarak başlayayım sunumuma. Çok kısa bir süre sunum üzerinden geçeceğim. Daha sonra uygulamalı olarak LinkedIn profilinin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ben iletişim ve medya kökenliyim. Daha sonra bu birazcık sosyal medyanın ve dijital medyanın patlamasından sonra birazcık daha böyle yeni medya alanında daha dijital medyaya odaklanan bir eğitim almak istedim ve onun üzerine bir yüksek lisans yaptım. Daha sonra da kendimin her zaman aslında yakın bulunduğum insan kaynakları alanında bir iş fırsatıyla karşılaştım ve kariyerim o yönde şekillendi bir süreden sonra. Yaklaşık 3 yıla yaklaştı. RC Grup bünyesinde teknik işe alım uzmanı olarak çalışıyorum. IT spesifik olarak işe alım projelerinde yer alıyorum. Aynı zamanda bir kariyer danışmanıyım. Kişilere kariyer yolculuklarında danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Ve yaklaşık 1,5 senedir de LinkedIn üzerine eğitimler düzenliyorum çeşitli konularda arkadaşlar. Beni bu arada LinkedIn'den ekleyebilirsiniz her zaman. Bunu söylememe gerek yok tabii ki de. Bizim şirketimizin 3 farklı art markası var arkadaşlar. Recover CV'de bireysel odaklı hizmetler veriyoruz. CV düzenleme, LinkedIn profili düzenleme, kariyer danışmanlığı gibi bireysel odaklı hizmetler sunuyoruz. Recruiter IT'de tamamen IT firmalarına istihdam desteği sağladığımız, personel yerleştirme hizmeti sağladığımız markamız. LinkTips'te LinkedIn eğitimleri ve danışmanlığı yaptığımız nispeten daha yeni olan bir markamız. Ben RC Grup bünyesinde bu 3 markada da aktif olarak görev almaktayım arkadaşlar. Bu arada süremiz kısıtlı olduğu için biraz seri ve hızlı konuşacağım. Lütfen içinizden demeyin ne kadar hızlı konuştu vesaire gibi. Her şeyi böyle cover edebilmek için biraz hızlandırmak durumundayım süreci. Şimdi bahsettiğim gibi LinkTips tarafında da LinkedIn'le alakalı olarak hem bireysel hem kurumsal düzeyde çeşitli hizmetler veriyoruz. Satış, İK, reklamcılık gibi networking ve iş bulma odaklı çeşitli eğitimler de veriyoruz bu noktada. Bilginiz olması açısından kısaca söyleyeyim. Kariyer hayatınızın ileriki aşamalarında ihtiyacınız olabilir. Mutlaka sayfamızda takip etmenizi tavsiye ederim. LinkedIn ile ilgili çok güzel bloglar, içerikler, video paylaşımları çok güzel ve yaratıcı içerikler paylaşıyoruz. Sizin takip etmeniz de nispeten faydalı olacaktır sizin için. Şimdi LinkedIn kısaca hemen bir bakış atarak başlayalım arkadaşlar. Şimdi iş dünyasındaki kişilerin profesyonel olarak diğer kişilerle iletişim kurması ve networking geliştirmesi amacıyla var aslında LinkedIn. 2016 yılında da Microsoft'un satın almasıyla birlikte bir ivme kazanıyor ve bir daha da güçleniyor aslında. Peki biz LinkedIn'i neden kullanıyoruz? Tabii ki de her alandan profesyonelle iletişime geçebiliyoruz. Onlarla bağlantı kurabiliyoruz. Hem bireysel imajımızı hem de kurumsal imajımızı yönetiyoruz. Çünkü biliyorsunuz şirket sayfaları da var LinkedIn'de. Bireysel profillere ek olarak iş dünyası ile ilgili bilgiler edinebiliyoruz. Çok güzel bir bilgi kaynağı aynı zamanda LinkedIn. İş ilanlarını ve firmaları takip edebiliyoruz. Aktif olarak bu ilanlara başvuruyoruz. Biz İK profesyonelli olarak adaylar bulabiliyoruz. Siz de tabii ki de iş bulmaya çalışıyorsunuz burada. İş geliştirme ve müşteri kazanma anlamında da satış dünyasında da çok etkili LinkedIn. Yine tabii ki çeşitli marketing çalışmalarının Instagram'a ve Facebook'a nazaran son yıllarda ivme kazanan platformlardan bir tanesi oldu. LinkedIn'de de tabii önemli bir alan marka yönetimi ve reklamcılık faaliyetleri LinkedIn üzerinden gerçekleştiriliyor arkadaşlar. 200 farklı ülkede 690 milyondan fazla kullanıcısı var. Bu pandemi öncesi rakamlar 700 milyonu geçmiştir büyük bir ihtimalle. Her saniyede 2 yeni üye kayıt oluyor. Yine pandemi sonrası bu sürenin çok daha hızlandığı konuşuluyor. Henüz güncellenmedi. Üyelerin yaş grubu 25-49 yaş aralığında ortalama olarak. Kadın ve erkek kullanıcılar da hemen hemen eşit diyebiliriz platform üzerinde. Amerika ilk sırada şaşırmayacağınız üzere. Avrupa arkasından geliyor. Daha sonra Amerika'yı Hindistan takip ediyor. Bu ilginç bir kez gerçekten. Hindistan'ı biliyorsunuz IT alanında özellikle çok güçlü bir ülke olarak ön plana çıkıyor. Bu yüzden de oradaki LinkedIn kullanıcıları da kayda değer bir sayıda her geçen günde artıyor aslında. Onun arkasından da Çin geliyor ve Brezilya geliyor.
Türkiye şu anda 9 milyon kullanıcıyı aşmış durumda. Yakın zamanda 10'a yaklaşması kuvvetle muhtemeldir. Şu an için 13. sıradayız. LinkedIn'i kullanan, en çok üyeye sahip olan ülkeler konumunda arkadaşlar. Ben bu ilginç istatistikleri keşke zamanımız olsaydı da uzun uzun anlatsaydım ama şimdilik geçmeye karar verdim zamanımızı verimli kullanmak adına. Şimdi kısaca bir bazı tavsiyeler vermek istiyorum size arkadaşlar. LinkedIn'le ilgili tabii ki profilimizle alakalı onu geliştirmek için bir sürü aksiyonlar alacağız. Uygulaman olarak da birazdan göstereceğim. Ama bunun dışında da yapmanız gereken şeyler var. Bunlardan ilki nitelikli bağlantılar kurmak arkadaşlar. Önümüze gelen rastgele herkesi eklemektense birazcık kaliteli bağlantılar bulma ve onlarla etkileşime geçme noktasında çaba göstermemiz gerekiyor. Bu kaliteli bağlantılardan kasıt nedir? Özellikle çalışmak istediğimiz alanda ve sektörde deneyimli kişiler olabilir. Şirket yöneticileri olabilir, şirketlerin İK uzmanları olabilir. Aklınıza gelebilecek ve sizin hedeflerinizle örtüşebilecek kaliteli bağlantıları arama çubuğu sayesinde bulup ağımıza kazandırmamız çok önemli arkadaşlar. LinkedIn'de de gruplar var. Facebook'ta olduğu gibi çok fazla kullanılmıyor ama o gruplarda da aktif olmak önemli. Ben yine alanınız ve sektörünüzle alakalı grupları aratıp mutlaka üye olmanızı tavsiye ederim. Çünkü orada da iş ilanları yayınlanıyor ve güzel içerikler paylaşılıyor. Tabii ki etkileşim bir sosyal medya platformunun olmazsa olmazı. Beğenmeliyiz, yorum yapmalıyız. Bir şekilde oradaki gönderilere bir respons göstermemiz gerekiyor var olmak için arkadaşlar. Arama çubuğunu da etkin kullanmamız gerekiyor. Çok kısaca uygulama noktasında onu da göstereceğim. Bu LinkedIn arama çubuğu sayesinde biz çok çeşitli şeyler bulabiliyoruz. Neler bulabileceğiz? Biraz sonra hep birlikte keşfederiz. Çok hızlı konuşuyorum, kusura bakmayın. LinkedIn'de içerik yayınlamak da aslında bizim bireysel markamızı oluşturmak açısından çok önemli arkadaşlar. Ama bu içerik yayınlama noktasında herkes genelde tıkanıyor. Ya işte benim öyle bir yeteneğim yok, kreatif vesaire gibi bir ilgim yok, nasıl içerikler paylaşabilirim şeklinde sorular da geliyor bizlere. Hani bizim orada yaptığım her zaman verdiğimiz tavsiye arkadaşlar, her defasında sıfırdan orijinal içerik paylaşmak zorunda değilsiniz. Bu paylaşacağınız şey internette rastladığınız ilginç bir makale olabilir, alanınızla ilgili yayınlanan bir rapor olabilir, bir video içerik olabilir veya orada düşüncelerinizi yansıttığınız böyle içten bir paylaşım da olabilir. Bu paylaşım meselesini çok gözünüzde büyütmeyin. Haftada en az bir iki kere LinkedIn'de bir paylaşım yapmaya, bu düzeni oturtmaya özen gösterin arkadaşlar. Bu orada bağlantılarınız tarafından fark edilmenizi sağlayacağı açısından çok önemli. Bu düzeni oturtturmak birazcık zor biliyorum ama dediğim gibi LinkedIn'de ne kadar görünür olursak bizim için o kadar faydalı olacaktır. Makaleler paylaşabiliyoruz, kısa yazılı gönderiler paylaşabiliyoruz. Görsel ve video içerikler tabii ki de çok dikkat çekiyor. Bu tarz gönderileri yayınlamaya da özen göstermeliyiz. Çeşitli linkler paylaşabiliyoruz dış mecralardan, haber içerikleri, herhangi bir web sitesinden aldığımız herhangi bir link paylaşımı da olabilir. Ve etkileşim almaya yönelik işte ilham veren içerikler, motivasyon veren içerikler tarzında içerikler üretip yayınlayabilirsiniz. Bu kişisel markanızı oluşturmak açısından da size oldukça yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi bir kere profilimizin çok profesyonel ve dolu dolu olması gerekiyor. Eğer LinkedIn'in kariyer hedeflerimizi desteklemesini istiyorsak arkadaşlar, nasıl doldurulmalı, hangi alanlara dikkat edilmeli biraz sonra uygulamalı olarak bakacağız. Ama LinkedIn'de her türlü paylaşım yaparken ve aksiyon alırken şunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Burası diğer sosyal medya platformları gibi değil arkadaşlar. Burayı bir Instagram gibi, Twitter gibi düşünmeyelim. Burası bizim profesyonel kimliğimizle var olduğumuz bir mecra ve bu imajımızı bozacak gönderilerden ve mesajlardan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Böyle politikaya, dine, böyle hassas içeriklere çok bulaşmamalıyız bu noktada. Her zaman orada yayınladığımız her türlü içeriğin ve yaptığımız etkileşimin beğeni de olabilir, yorum da olabilir. Bizim profesyonel kimliğimize zarar vermemesine özen göstermemiz
gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir tavsiye. Lütfen unutmayın. Şimdi çok hızlı bir şekilde anlattım. Nefes nefese kaldım. Şimdi hemen uygulamalı olarak LinkedIn profilinin elementlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi biraz sonra size profilinizi şöyle düzenleyin, böyle düzenleyin şeklinde bir sürü öneri ve tavsiye sunacağım. Ama bunu böyle sadece böyle şu özelliği, şunu kullanın, şuraya şunu yazın, bunu buraya bunu yazın demek çok faydalı olmuyor arkadaşlar. Daha önceki gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Ben bir LinkedIn profili neden önemli? Bizzat somut olarak size göstermek istiyorum niye önemli olduğunu. Şimdi arkadaşlar bu LinkedIn'in Recruiter adı verilen tool'u tamamen insan kaynakları profesyonelleri tarafından kullanılıyor. Pozisyonlarımıza uygun aday bulmak için, aday havuzları yaratmak için biz bu aracı kullanıyoruz. Profilimizdeki alanların ne kadar doğru ve özenli doldurulmuş olması bizim bu aramalarda çıkma ve aramalarda üst sıralarda yer alma şansımızı etkiliyor arkadaşlar. Ben burada nasıl arama yapıyoruz onu da size çok kısaca göstermek istiyorum ki profilinizi düzenlerken o bakış açısını kazanın arkadaşlar. Şimdi mesela burada bir lokasyon filtresi var arkadaşlar. Yurt dışı, yurt içi, yurt dışı her türlü lokasyona biz buraya girebiliyoruz. Şimdi ben burada İstanbul'dan bir aday yarattığımda eğer sizin profilinizde lokasyon kısmı doldurulmamışsa ve işte sadece Türkiye olarak girilmişse benim arama havuzumda çok basit bir örnek çıkmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi lokasyon kısmını doldurmak neden önemli? Doğru şekilde doldurmak neden önemli? İşte bir numaralı örneği siz lokasyon kısmını yanlış doldurursanız veya boş bırakırsanız benim yaptığım aramalarda hiçbir şekilde yer almayacaksınız arkadaşlar. Başka bir örnek vermek gerekirse biz burada mesela okul bazlı aramalar da yapabiliyoruz. Bazı firmalar bize diyor ki ben sadece İTÜ mezunu istiyorum diyor. Bunu çok fazla firma söylüyor bu arada. Biz burada ne yapıyoruz? Mesela İTÜ mezunları da seçebiliyoruz arkadaşlar. Ama siz burada profilinize İTÜ'nün doğru sayfasını bağlamazsanız, işte bazen yanlış sayfaları bağlayabiliyorlar. Manuel olarak yazıp okulun doğru LinkedIn sayfasını seçmemiş oluyor kişiler. O sayfayla kendinizi eşleştirmediyseniz yine benim İTÜ mezunları aramamda siz hiçbir şekilde yer almayacaksınız arkadaşlar. İşte bahsettiğim gibi lokasyonun doğru doldurulması, eğitimin doğru doldurulması, profilinizde çeşitli keywordlerin olması ki bu en önemli detay. Biraz sonra her alanda bundan bu keywordden ve anahtar kelimelerden bahsedeceğim. Mesela biz IT alanında işe alım yaptığımız için ben buraya bir takım terimler giriyorum arkadaşlar. Diyorum ki ben profilimde Android ve Java demeyeyim, Kotlin kelimelerinin geçtiği kişileri bulmak istiyorum diyorum. Eğer sizin profilinizde Android veya Kotlin ifadesi geçmiyorsa hiçbir şekilde bu benim aday arama havuzumda görünmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani bu keywordlerin profilimizin doğru alanlarında yer alması bu yüzden çok önemli. Her türlü alanın maksimum bir şekilde LinkedIn kurallarına göre doldurulması gerekiyor ki siz bu aday aramalarında ilerleyen günlerde deneyimli çalışanlar olacaksınız mezun olduktan sonra. Bu insan kaynakları aramalarında da sık sık yer alacaksınız inşallah. Bu aramalarda profilinizin ne kadar görünür olursa ve üst sıralarda çıkarsa daha çok iş teklifi alırsınız. Daha çok kariyer anlamında tatmin olursunuz size gelen tekliflerden. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun, profilinde Android ve Kotlin kelimesi geçen ve İstanbul'da ikamet eden ben 67 kişi buldum. Ve bu kişileri benim LinkedIn önüme döktü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama siz o sekmeleri yanlış doldurursanız benim hiçbir şekilde aday arama havuzumda yer almayacaksınız ya da çok arka sayfalarda yer alacaksınız. Ben ilk 3 sayfada istediğim adayları bulacağım ve geri kalan sayfalara bakmayacağım bile. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi LinkedIn profili herkes söylüyor. Çok önemli, çok önemli. Şöyle doldurun, böyle doldurun. Ben size somut bir şekilde göstermiş oldum. İnanıyorum ki neden önemli olduğunu LinkedIn profilinin. Şimdi burayı kapatalım. Hemen profilimize geri dönelim.
Ben bu aramalarda maksimum görünürlük bakış açısıyla profilinizi nasıl doldurmanız gerekiyor? Şimdi teker teker ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu background meselesinden başlayalım. Burası herhangi bir LinkedIn algoritmasını vesaire etkilemiyor. Arka tarafta bulunurluk üzerinde herhangi bir etkisi yok. Ama profilimizin vitrini olarak düşünebilirsiniz. Estetik bir öğe. Siz burada şu anda işte atıyorum İTÜ ile alakalı bir görsel kullanabilirsiniz. Böyle sade kişisel özelliklerinizi, ilgi alanlarınızı atıfta bulunan bir görsel kullanabilirsiniz. Dediğim gibi burayı çok abartmadan, böyle çok çiçek böcek vesaire gibi desenlere kaçmadan profilinizi estetik olarak daha hoş ve ilgi çekici bir hale getirebilecek bir background resmi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi kurumsal backgroundlar kullanıyoruz. İlerleyen zamanlarda siz de şirketinize atıfta bulunan görseller tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar fotoğraf LinkedIn profili için o kadar önemli ki. Ben az önce gösterdiğim aday havuzunda karşıma profiller çıkıyor ya, orada bazen profil fotoğraflarını beğenmediğim kişilerin profilini ziyaret etmiyorum bile. Düşünün arkadaşlar, bu profil fotoğrafının sizin profesyonel imajınızı destekleyecek nitelikte güçlü bir fotoğraf olması çok önemli arkadaşlar. Bazı kişiler hiç fotoğraf kullanmıyor ki bu çok yanlış. LinkedIn'de fotoğraf ekli profiller, ekli olmayan profillere nazaran aramalarda çok daha görünür arkadaşlar. O algoritma kesinlikle fotoğraf ekli olan profilleri ön plana çıkartıyor. Bu aklınızda bulunsun. Ama böyle fotoğraf eklemiş olmak için de eklemeyelim. Muhakkak headshot formatında birazcık böyle hafifçe gülümsediğimiz, arka planın böyle çok karışık kuruşuk olmadığı, birazcık o yansıtmak istediğimiz imaja hizmet eden doğru bir fotoğraf kullanmamız bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun, fotoğrafın önemi hem algoritmaya etkide bulunuyor hem de sizin profesyonel imajınızı etkiliyor arkadaşlar. Şimdi şu alt kısma geçelim. Şurada kalem işaretini tıklayalım. Burada yeni bir sekme açılacak. Evet. Şimdi isim ve soy isim kısmının en altında arkadaşlar bir headline alanı var. Bu headline bizim profesyonel ünvanımız olarak düşünebilirsiniz. Şimdi birçok kişi buradaki headline'ı direkt mevcut işine otomatik olarak alarak kullanıyor. İşte Human Resources Specialist at yemek sepeti şeklinde kullanıyor. Ama sizin bilmeniz gereken en önemli detaylarından bir tanesi de bu headline alanının editlenebilir olması arkadaşlar. Yani otomatik olarak mevcut iş yerinizdeki ünvanınızı headline olarak kullanmak zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi ben kendi headline'ımı alanımla ilgili anahtar kelimeleri kullanarak birazcık güçlendirdim arkadaşlar. Benim alanım nedir? IT alanında işe alım yapıyorum. LinkedIn uzmanıyım. İşte kariyer, talent, gördüğünüz gibi LinkedIn, recruiter, technical recruitment gibi kelimelerle bu anahtar kelimeleri göz önünde bulundurarak ünvanımı birazcık daha kişiselleştirdim ve orada algoritmanın beni daha çok sevmesini ve daha üst sıralara taşımasını sağladım aslında. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben nasıl düzenleyebilirim, hala öğrenciyim şeklinde düşünebilirsiniz. Hani en azından işte Senior Computer Engineering Student at İstanbul Technical University diyebilirsiniz mesela. Şimdilik o işinizi görecektir ama ilerleyen yıllarda deneyim kazandıktan sonra bu headline alanını editleyebileceğinizi aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bunu yaparken de anahtar kelimeleri kullanmanın önemini mutlaka unutmayın. Bu da aklınızda bulunsun. Burada zaten mevcut pozisyonumuzu gösteriyor. Az önce ülke ve şehir eklemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdim arkadaşlar. Lütfen kendi profillerinizde kontrol edin. Ülke ve şehir kısmını doğru bir şekilde girmiş misiniz? Bu çok önemli bahsettiğim gibi. Çünkü lokasyon bazlı aramalarda yer almazsınız yanlış doldurduysanız. Endüstri, çalıştığımız alanla ilgili endüstriyi buradan seçebiliyoruz. İlerleyen yıllarda hangi endüstrinin parçası olursanız o şekilde seçebilirsiniz. Şu anda okuduğunuz alanla ilgili ona en çok uyum sağlayan endüstriyi seçerek oradan ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir kontak bölümü var. Her türlü işte telefon, mail, Skype adresi, WeChat adresi her türlü şeyi buraya ekleyebiliyorsunuz.
Ben yaklaşık 3 yıldır burada telefon numaramı ekli bir şekilde kullanıyorum. Bazılarında şöyle endişeler olabiliyor. İşte buradan telefonumu bulup böyle beni rahatsız eden kişiler olabilir mi vesaire şeklinde endişeler olabiliyor. Arkadaşlar benim 3 yıldır telefon numaram burada ve bir Allah'ın kulu beni buradan arayıp rahatsız etmedi. Yani öyle söyleyebilirim size. İK uzmanlarının bizleri bulup bizimle hızlı bir şekilde iletişime geçmesi için ben telefon numarasının burada olmasının çok önemli buluyorum. Sizin de eklemenizi tavsiye ederim. Ne kaybedersiniz ki? Sizi buradan rahatsız edecek bir kişinin çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa da hemen report kısmından o profili zaten şikayet edebiliyorsunuz. Adres kısmına asla açık adres yazmayalım arkadaşlar. Bizi tehlikeye düşecek durumlar yaratabilir. İlçe, ülke şeklinde ilerleyelim bu noktada. Mail adresim zaten otomatik olarak görünüyor. Doğum tarihinizi eklemeli miyiz vesaire şeklinde sorular geliyor. Ben eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü doğum tarihiniz geldiğinde insanlara bildirim gidiyor. İşte Kübra Öztürk'ün bugün doğum günü. O gün ne oluyor? Profiliniz inanılmaz bir trafik alıyor insanlara bildirim gittiği için. İnsanlar profilinizi ziyaret ediyor, sizi merak edip. Bir şekilde gelip hoş mesajlar yazıyorlar, iyi ki doğdun vesaire şeklinde. Profilinizin trafik alması için de doğum gününüzün ben burada olmasını mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bu kısmı kapatalım. Buradan çıkalım, hemen devam edelim diğer bölümlerle. Şimdi arkadaşlar About bölümü. Eskiden biz bunu özet diyorduk. LinkedIn yakın zamanda ismini hakkında olarak değiştirdi. Şimdi bu hakkında alanı bu headline ile birlikte yine keywordlerin kullanımının çok önemli olduğu bir alan arkadaşlar. Ve yine bu alan LinkedIn'de kullanıcıların en çok boş bıraktığı alanların başında geliyor ki eminim sizin profillerinizin birçoğunda da bu alan boştur arkadaşlar. Neden? Bu özet kısmını hazırlamak ve yazmak birçok kullanıcıya zor geliyor. Hak veriyorum sizlere. Bu arada şeyden bahsetmedim. Profil dilinden Türkçe mi olmalı, İngilizce mi olmalı? Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi bize. Arkadaşlar az önce de Recruiter platformunda size gösterdim. LinkedIn'in kendisi İngilizce bir platform. Bu yüzden de burada yapılan aramaların birçoğu İngilizce kelime ve kelime öbeklerine göre yapılıyor arkadaşlar. Ben profilinizin İngilizce olmasını tavsiye ederim. Eğer profilim çok görüntülensin, trafik alsın, daha etkileşim yüksek olsun, aramalarda öne çıksın şeklinde bir kaygınız varsa profilinizin mutlaka ben İngilizce olmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Türkçe de kullanabilirsiniz, sıkıntı değil ama dediğim gibi profilinizin daha fazla görüntülenmesi açısından algoritma İngilizceyi tabii ki desteklediği için daha mantıklı bizler için. Bazı alanlar var ki profilin mutlaka İngilizce olması gerekiyor. Mühendislik alanları, IT mesela. Orada bizim arattığımız kelimelerin, keywordlerin tamamı İngilizce üzerinden gittiği için arkadaşlar profilinizin İngilizce olması sizin daha üst sıralarda yer almanızı sağlıyor aslında. Çift dilde profil kullanabiliyorsunuz ama ben onu hiç tavsiye etmem. Yönetmek çok zor oluyor. Bir dilde profile içerik eklediğinizde hemen diğerini de eş zamanlı olarak editlemeniz gerekiyor. Çok fazla iş yani gerek yok. Boş verin, uğraşmayın. Tek dilde bir profille ilerlemenizi ben tavsiye ederim arkadaşlar. Dil meselesinde hemen burada kısaca bahsetmiş olayım. Şimdi özete geri dönelim arkadaşlar. Bahsettiğim gibi bu özet alanını oluştururken yine headline'de olduğu gibi keyword kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben yine kendi özetimi hazırlarken tabii ki de güçlü yanlarımdan bahsettim. Beni ben yapan, öne çıkaran özelliklerden bahsettim. İK'nın hangi alanlarında çalışıyorum, uzmanlık alanlarım neler bunlardan bahsettim. Ve tüm bunları bahsederken birazcık böyle hikayeleştirmeye çalıştım burayı. Anahtar kelimeleri borca serpiştirdim ve kullanmaya çalıştım. Ve güzel bir içerik oluşturdum. Ben bu özet içeriğini sürekli güncelliyorum arkadaşlar. Burası geliştirmeye ve
üzerinde çalışmaya çok müsait bir alan. Sizin de mutlaka bu özet alanı boş bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Bahsettiğim gibi henüz öğrenciyseniz bile işte şurada öğrenciyim, ilgi alanlarım şunlar, kariyerime şöyle şöyle alanlarda devam etmek istiyorum. Güçlü yanlarım şöyle şu şekilde şeklinde özetler oluşturabilirsiniz. İnternette veya bizim LinkTips web sitemizdeki blog alanlarında nasıl özet bölümü oluşturmalıyım, headline oluşturmalıyım şeklinde bloglar da mevcut. Oraya da bakabilirsiniz isterseniz. Ama dediğim gibi bu alana mutlaka bir şeyler koyalım. Koyduğumuz şeyler bizimle alakalı alanımızla ilgili anahtar kelimeleri içersin. Bunlara mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Burası önemli bir bölüm. Algoritmanın çok sevdiği bölüm ve bizim profilimizi üst sıralara çıkartacak bir bölüm arkadaşlar. Hemen geçelim. Aşağıda bir feature alanı var. Bu da nispeten böyle birkaç aylık bir bölüm. Yeni geldi bu özellikle. Yayınladığınız en güzel içerikleri, işte bir gönderi, video içerik, yazılı içerik, PDF, doküman, her şey olabilir. LinkedIn'de yayınladığınız her şeyi profilinize böyle pinleyerek profilinizi ziyaret eden kişilerin hızlı bir şekilde bunları görmesini sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz de yayınladığınız güzel içerikleri, işte varsa duyurularınızı, bakın ben duyurumu pinledim buraya, işte blog yazılarınızı, güzel içeriklerinizi buraya pinleyerek profilinizi ziyaret eden kişilerin incelemesi için buraya sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir alan, kullanmanızı tavsiye ederim. Buraya asla CV koymayalım arkadaşlar. Bu hata çok yapılıyor. Asla CV'mizi LinkedIn'de ulu orta paylaşmayalım. Bu verilerin herkese açık bir şekilde yer alması bizim için tehlikeli durumlar yaratabilir. CV'mizi başvuru yaparken iletelim veya özel olarak istenildiği takdirde paylaşalım. Asla profilimizin herhangi bir alanında CV'mizi eteç etmeyelim. Zaten LinkedIn profilinin düzenlenmesi bir CV mantığında olduğu için profilimize özen gösterelim. Oradaki içerikleri zenginleştirelim. Buraya CV eklemenin bir mantığı yok arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Burada bir dashboard alanı var. Burası da güzel ve önemli bir bölüm arkadaşlar. Profilinizle ilgili bir takım analitikleri ve analizleri sunuyor size. Şimdi ben premium bir üye olduğum için hemen ondan da bahsedeyim. Premium üye, normal üye nasıl farkları var? Şimdi arkadaşlar premium'un birden fazla çeşidi var. Ben recruiter hesabı kullandığım için onun üzerinden premium bir hesap oluyorum. Premium hesaplar arkadaşlar normal hesaplara kıyasla bazı avantajlara sahip. Bence en önemlisi LinkedIn'in online eğitim platformu var. LinkedIn Learning belki görmüşsünüzdür. Bu platforma normalde ücretli. Premium üyeler ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor ve oradaki eğitimlerin hepsine erişebiliyor arkadaşlar. Premium hesap kullanmanın en önemli avantajı bence bu. Siz de denemek isterseniz bir ay olarak ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz kredi kartı bilgilerinizi girip. Ama bir ayda olmadan girip iptal etmeniz gerekiyor. Bu LinkedIn Learning eğitimlerine erişmek için bir ay ücretsiz olarak ben bu premium hesabı denemenizi tavsiye ederim sizlere. Böyle bir faydası var. LinkedIn'de normalde bağlantınız olmayan kişilere mesaj atamıyorsunuz arkadaşlar. O kişilere mesaj atmanız için bağlantı kurmanız gerekiyor. Ama premium bir üyeyseniz kısıtlı sayıda mesajı bağlantınız olmayan kişilere de gönderebiliyorsunuz. Ama bu çok önemli bir şey mi? Değil. Çünkü çok kısıtlı sayıda bir mesajdan bahsediyoruz. 5 veya 10 olması lazım. Önemli bir şey değil bahsettiğim gibi. Bence diğer avantajı da en büyük avantajı da bu learning'e erişimden sonra şu dashboard alanı. Şimdi ben bu dashboard alanına tıkladığımda premium bir üye olduğum için profilimle ilgili çok fazla data ve insight görüyorum arkadaşlar. Normal üyeler burada bana kıyasla çok daha kısıtlı bilgiye erişebiliyorlar. Premium satın almaya ikna etmeye çalışıyor sizi burayı ziyaret ettiğinizde. Ben şimdi premium bir üye olarak burada ne görüyorum? Profilimin görüntülenme grafiğini görüyorum. Gördüğünüz gibi 22 Ocak'ta tavan yapmış bir şey paylaşmışım. Burada profilimi ziyaret eden kişileri görüyorum arkadaşlar. İçinizde sizden kişiler de var. Profilimi ziyaret eden kişilerin hangi firmalarda çalıştığını görebiliyorum. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Turkcell'de çalışan 10 kişi benim profilimi ziyaret etmiş. Akbank'ta çalışan 8 kişi
profilimi ziyaret etmiş. Bunlar güzel bilgiler eğer iş arıyorsam ben. Ayrıca bu profilimi ziyaret eden kişilerin diyor ki 290 tanesi software developer title'ında kişiler benim profilimi ziyaret etmiş. IT işe alım uzmanı olduğum için o kişiler merak edip benim profilimi açıyorlar. Gördüğünüz gibi önemli bilgiler. Ben şimdi aktif bir şekilde iş arasaydım ve Turkcell'in İK uzmanının benim profilimi ziyaret ettiğini buradan görseydim hemen ne yapardım? O kişiye mesaj atardım. Merhaba, profilimi incelemişsiniz. Şöyle bir ilanınıza başvurdum. Değerlendirirsiniz, çok seviniriz şeklinde bir sohbet başlatabilirim arkadaşlar. Bahsettiğim gibi güzel networking açısından da ve iş bulma açısından da burada güzel datalar veriyor bize LinkedIn. Ama dediğim gibi premium bir üyeseniz çok daha kısıtlı bilgiler görüyorsunuz burada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen geri dönelim. Bu arada ben şurada bir All Star sekmesi var. Bilmiyorum içinizden bilen var mı? All Star sekmesinin bir profilden olması şu anlama geliyor arkadaşlar. LinkedIn'deki bütün alanların, profilinizdeki tüm alanların LinkedIn'deki bu yer alan tüm profil elementlerinin eksiksiz bir şekilde doldurulduğu anlamına geliyor. Bağlantı sayısıyla da alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam 50 kişi, minimum 50 bağlantınız olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Değişmiş olabilir. All Star olmanız için profilinizin. All Star, bu profilin All Star olması gerek tüm elementlerin eksiksiz bir şekilde doldurulduğu anlamına geliyor. Ama tabii ki o elementler doğru bir şekilde dolduruldu mu? Orası muamma arkadaşlar, o başka bir konu. Profilinizi muhakkak tüm alanlarını doldurarak All Star seviyesine ulaştığından emin olun arkadaşlar. Çünkü All Star profiller o az önce gösterdiğim aramalarda çok daha görünür ve çok daha üst sıralarda yer alıyorlar. Bu da aklınızda olsun. Bağlantı sayınız da önemli ama bağlantı sayınızı da en az bir 550 kişiyle sınırlı ama ben en azından bir 500 bağlantı sınırının üstüne çıkarmanızı tavsiye ederim mutlaka. Network'ünüzün işinize yaraması için. Şimdi hemen aşağı inelim. Dashboard alanının altında arkadaşlar aktivite bölümü var. Her türlü profilimizle ilgili aktiviteyi burada görebiliyorsunuz. Sunumun başında ben şeyden bahsetmiştim hatırlarsanız. Profesyonel kimliğinize zarar veren içeriklerden kaçının, yorum yapmayın vesaire şeklinde. Böyle hassas konularda içeriklerle etkileşime girdiğinizde arkadaşlar profilinizi ziyaret eden kişiler bu aktivite alanından bunu görebildiği için sizin aleyhinize durumlar oluşturabilir arkadaşlar. Bir İK uzmanı görüp gelip benim profilimi inceleyip burada yaptığım böyle alakasız bir yorumu ve LinkedIn'e yakışmayacak profesyonel olmayan bir yorumu burada görürse tabii ki de o benim o işi elde etmeme ve kariyer anlamında güzel fırsatlar elde etmeme engel olabilir. O yüzden LinkedIn'de yaptığımız her türlü beğeniyi, paylaşımı düşünerek, tartarak yapalım arkadaşlar. Çünkü burası Instagram değil, Twitter değil. Bizim imajımızı zedeleyebilir arkadaşlar. Bizim çalıştığımız kurumları da zedeleyebilir. Ben de bu noktada dikkat ediyorum. Buraya geçelim. Tabii ki de deneyim bölümleri. Şimdi arkadaşlar burada ben öğrenci olarak neler ekleyebilirim diye sorarsanız tabii ki de staj deneyimlerinizi ekleyebilirsiniz. Buraya bazen okullarını ekliyorlar anlayamadığım bir sebepten dolayı. Onu yapmayın arkadaşlar. Okul kısmı zaten education kısmında eklemeniz gerekiyor. Eğer bir staj yaptıysanız burada staj deneyiminizi ekleyebilirsiniz. O görev tanımı altında size verilen sorumlulukları ve yaptığınız görevleri kısaca anlatabilirsiniz. İşte varsa orada yaptığınız bir proje, hazırladığınız bir rapor varsa şuradan kalem işaretine tıklayarak her türlü görsel ve yazılım materyali buraya pinleyebiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun ya da link olarak da ekleyebiliyorsunuz. Bu medya alanını da kullanmak çok faydalı. Gördüğünüz gibi biz birazcık hizmetlerimizi ve ürünlerimizi tanıtmak için burada kullanıyoruz. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. İlerleyen yıllarda deneyim kazandıktan sonra çalıştığınız rolle ilgili ana sorumluluklarınız, gene bunları yazarken anahtar kelimeleri unutmayacağız tabii ki de. Güçlü yönlerinizi, sorumluluklarınızı, size verilen görevleri burada anlatabilirsiniz. Bahsettiğim gibi arkadaşlar. Burada da LinkedIn'in size önerdiği unvanları kullanmaya çalışın daha çok.
Mutlaka şirketinizin doğru LinkedIn hesabını bağladığınızdan emin olun. İşte bazen ne yapıyor insanlar? Mesela Vodafone'da çalışıyor. Vodafone Türkiye yazıyor ama halbuki Vodafone'un sayfası Vodafone Türkiye şeklinde bir sayfası yok. Normal Vodafone'u oraya ekleyeceksin. Lokasyonu İstanbul yapman gerekiyor. Yani doğru LinkedIn hesabına firmamızın bağlamamız kendimizi çok önemli arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şirketimizin LinkedIn hesabı varsa burada logolu bir şekilde çıkıyor. Biz de ona kendimizi bağlamalıyız mutlaka. Deneyimleri de bu bakış açısıyla hazırlayabilirsiniz. Şimdi eğitim kısmına gelelim. Şimdi bahsettiğim gibi arkadaşlar eğitimde en çok kullanılan filtrelerden bir tanesi recruiter kısmında. Bu yüzden bu kısma doğru doldurmaya özen göstermemiz gerekiyor. Yani ne var ki orada, orayı nasıl yanlış doldurabilirler şeklinde düşünebilirsiniz. İnanın yanlış dolduruyorlar. Şimdi burada bakış açınız, okuduğunuz okulun tabii ki de doğru LinkedIn hesabını buraya bağlamanız gerekiyor. Okulların yaklaşık %98'inin zaten LinkedIn hesabı var. Mutlaka kendi okulunuzun sayfasını buraya bağlayın ilk olarak. İkincisi, buradaki degree'nin işte ön lisans mı, lisans mı, master mı, işte doktora mı, bunu da mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Bu da çünkü arama filtrelerinden bir tanesi. Ben elektronik mühendisliği alanında master yapan kişileri dök dediğimde, siz eğer oraya degree'nizin master degree olduğunu belirtmezseniz benim havuzumda yine çıkmayacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden hangi degree olduğunda muhakkak bahsedelim. Bölümümüzün tam ismini eksiksiz bir şekilde yazalım. Eklememiz gereken bir detay varsa, işte bir burs sahibiyseniz vesaire, altta bir description alanı var. Buraya o tarz detayları yazabilirsiniz. Bir burs kazandıysanız vesaire. İşte herhangi bir aktiviteye vesaire üyeyseniz, kulübe, buraya yazabiliyorsunuz. Grade kısmı var ortalama yazmak isteyenler için. Hani ben artık deneyimli bir kişi olduğum için yazmıyorum ama yeni mezun öğrenci arkadaşlar buraya notlarını da yazabiliyorlar. Herhangi bir sakıncası yok. Bu kısma da medya ekleyebiliyorsunuz ama böyle diploma falan eklemeyin arkadaşlar. Ya o hiç hoş olmuyor gerçekten. Eğitim bilgilerinize doğru bir şekilde girdikten sonra burası okeydir bizim için. Eğitim bilgilerine doğru girmek de çok önemli. Aşağı indiğimizde arkadaşlar yine bir lisans ve sertifikalar alanı var. Benim LinkedIn Learning'den aldığım eğitimleri buraya ekliyor otomatik olarak. Bu da güzel bir şey bu arada. Siz ama manuel olarak girerek burada her türlü eğitimi buraya ekleyebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Aşağı inelim. Burada gönüllü deneyimler var. Ekleyebilirsiniz eğer parçası olduğunuz, üyesi olduğunuz bir organizasyon, kurum varsa. Herhangi bir aramaya vesaire etkiliyor mu? Ben bir kurumla ilgili bir arama yapmıyorum ama bu sizin insani özelliğinizi gösteriyor. Herhangi bir gönüllü deneyiminizi de buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Yine LinkedIn profilinin en önemli bölümlerinden biri arkadaşlar. Skills alanı. Bu da yine özetle birlikte LinkedIn'de en çok boş bırakılan ve potansiyeli harcanan bölümlerin başında geliyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu alana 50 tane yetenek ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bu yetenekleri eklerken bakış açımız ne olmalı? Öncelikle şu olmalı: bizim işimize yarayacak, alanımızla, sektörümüzle, hedefimizle örtüşen anahtar kelimeleri yine tekrar buraya girmemiz gerekiyor. Şimdi burada ne kadar doğru anahtar kelimeler girersek bizim gibi profilleri arayan kişilerin bizim profilimizi bulması o kadar kolaylaşacak arkadaşlar. Az önce IT'den bir örnek verdim. Ben orada sizin profilinizde eğer Android, Java, Kotlin ifadeleri geçmiyorsa benim arama havuzumda çıkmayacaksınız. Şimdi aynı mantık. Ben İK uzmanıyım, teknik işe alım yapıyorum. Bununla ilgili her türlü anahtar kelimeyi profilime sabitledim ki arkadaşlar, bu yetenekleri aratan kişiler benim profilimi çok kolay bir şekilde erişebilsin. Şimdi siz 50 tane içerik bulup buraya ekleme konusunda zorlanabilirsiniz henüz öğrenci olduğunuz için. Ama en azından böyle bir 15-20 tane alanınızla alakalı keywordleri buraya ekleyerek kendinizi birazcık daha görünür yapmaya çalışmalısınız. Bu önemli bir alan arkadaşlar.
Bazı yeteneklerin yanında sayılar var. Bu da şu anlama geliyor. LinkedIn'de kişiler birbirlerinin yeteneklerini oylayabiliyor arkadaşlar. Mesela 93 kişi gelmiş, demiş ki Kübra Öztürk IT Recruitment alanında çok başarılı bir kişidir demiş ve beni onaylamış. Bu neden önemli? Algoritma bunu çok seviyor arkadaşlar. Algoritma IT Recruitment kelimesinde birileri bir arama yaparsa, bak Kübra Öztürk bu yetenekte çok onaylanmış diyerek beni daha üst sıralarda gösteriyor. Bunun için önemli aslında. Birbirinizin, çalışma arkadaşlarınızın, böyle tanıdığınız kişilerin yeteneklerine de oy verebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Bu alanı boş bırakmayalım. 15, 20, 30 tane de olsa mutlaka buraya anahtar kelime ekleyelim arkadaşlar. Böyle şey, bazen böyle saçma şeyler ekliyorlar. İşte keman çalma, İşte bilmem hiking yapma vesaire gibi. Buranın alanı o değil arkadaşlar. CV'mizde ilgi alanları, interest adı verilen bir alan var. Öyle detayları onun altına yazabilirsiniz. Ama bu skills alanı tamamen profesyonel odağınız olarak düşünün burayı. Tamamen odağınız, parçası olduğunuz sektör, alan ve profesyonel çevre olmalı. Bunu düşünürken, burayı oluştururken bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Şimdi aşağı inelim. Burada bir recommendation alanı var. LinkedIn'de aslında referans yazıları olarak düşünebilirsiniz bu alanı da. Kişiler sizin profilinize girip sizinle ilgili referans yazıları yazabiliyor. İşte benim eğitime katılan bir kişi yazmış mesela. Çalışma arkadaşlarınız size referansta bulunabiliyor. İşte Kübra Öztürk'le şöyle çalıştım, böyle başarılıydı, şöyle takım üyesiydi vesaire şeklinde referans yazıları buraya yazabiliyorlar. Bu yazıları almak tabii ki de hoş bir şey arkadaşlar. Profilinizin güvenilirliğini etkiliyor. Bu yüzden işte ileride böyle yöneticilerinizden, işte bilmiyorum öğretim görevlisi hocalarınızdan vesaire profiliniz için referanslar rica edebilirsiniz. Tabii ki herkes böyle yazmaya çok istekli olmuyor, birazcık üşeniyor. Ama o yakınlığı olan, o yakınlığı hissettiğiniz kişilerden mutlaka referans yazıları almayı deneyebilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Hemen aşağı inelim. Burada ödüller, bir takım kazandığınız ödülleri, başarıları buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu herhangi bir kazandığınız burs varsa, takdir edildiğiniz bir şey, bir ortam varsa buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Dil kısmı, bu da çok boş bırakılan bir alan ama önemli bir alan arkadaşlar. İngilizce yetkinliğinizi muhakkak buraya ekleyin, hangi seviyede. LinkedIn terminolojisi var. İşte full professional proficiency diyor. Native diyor. O zaten native ana dili olanlar. Açılırsa size göstereceğim. Burada zaten seçtiğiniz dili hangi düzeyde bildiğinizi de burada belirtebiliyorsunuz. Hangi düzeyde İngilizceyi biliyorsunuz muhakkak burada bahsedin. Full professional proficiency zaten hani native'in bir altı olarak çok da alçak gönüllüyüm. Belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Publication kısmında yayınladığınız herhangi bir yayın varsa buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada bu da benim takip ettiğim sayfalar, interest adı altında burada gözüküyor. Bu arada benim profilimde olmayan ama sizin profilinizde olan bazı sekmeler olabilir arkadaşlar. Onlara da şuradan ulaşabilirsiniz. Şu yukarıda add profile section kısmında bir alan var. Bu her türlü elementi buradan profilinize ekleyebiliyorsunuz. Atıyorum bir burada bir proje eklemek istiyorsunuz veya bir patent kazandınız, patenti eklemek istiyorsunuz. Bir test skoru, IELTS skoru eklemek istiyorsunuz. Buradan ekleyebilirsiniz. Parçası olduğunuz bir organizasyon var. Buradan ekleyebilirsiniz. Yani benim profilimde olmayan bir elementi de şu üst taraftaki Add Profile Section kısmından siz kendi profilinize ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Burayı da hemen kapatalım. Şimdi şu üst kısımda önemli bir şey daha var. Hemen onu da göstereceğim arkadaşlar. Edit Profile, Edit Public Profile and URL şeklinde bir alan var. Şimdi bu URL ne demek arkadaşlar? Public Profile ne demek? Birazcık ondan bahsedeyim. Hemen bu sayfayı size açayım. Benim profilimin URL'si benim profilime giden link aslında arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi slash Kübra Tire Öztürk şeklinde editlenmiş bir şekilde. Siz bu URL'yi editlemediğiniz sürece
LinkedIn böyle karma karışık karakterlerden ve sayılardan oluşan bir URL atıyor size. Muhakkak bu sağ kısımdan Edit Public Profile kısmına tıklayarak kendi URL'nizi ben editlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? O sağ tarafa tıkladığımızda böyle bir alan açılıyor önümüze. Hemen şu sağ kısımdaki kalem işaretini tıklıyoruz ve buradan profilimizin URL'sini isim, soy isim, işte alımlısı araya bir tire koyarak, bir sayı karakter koyarak vesaire güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu LinkedIn URL'nizi işte CV'nize ekleyebilirsiniz ki eklemenizi tavsiye ederim. İşte ilerleyen günlerde çalıştığınızda mail imzanıza ekleyebilirsiniz veya kartınıza ekleyebilirsiniz çalışma hayatına atıldığınızda. Bu yüzden bu URL'nin de editlenmiş olması çok önemli arkadaşlar. Google'da da bu arada biri isminizi arattığında profilinizin hemen gözükmesi için de editlenmiş olması çok önemli. SEO'yu da destekliyor. Bu da o yüzden önemli bir detay arkadaşlar. Burayı mutlaka editleyelim. Böyle rastgele karakterler bırakmayalım burada. Şimdi public profile dediğimiz şey de şu arkadaşlar. Burası benim profilime dışarıdan bakan bir kişinin benim profilimi nasıl gördüğü aslında. Gördüğünüz gibi. Dışarıdan bakan bir kişi benim profilimi şu an tam olarak da bu şekilde görüyor arkadaşlar. Şöyle önemli bir detay var. Eğer bu profilin genel görünürlüğü kapalıysa arkadaşlar, arkadaşınız olmayan kişiler sizin profilinizle ilgili detayları göremiyor. O yüzden buradaki public visibility alanının 10 şeklinde işaretlendiğinden mutlaka emin olun arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor 10 şeklinde editlendiği zaman. Benim profilimin her türlü elementini dışarıdan bakan kişiler görebiliyor anlamına geliyor. Bunu kapalı bırakmayın. Yani LinkedIn profili çok gizli bir şey değil. Herkes profilinize ulaşsın ve görüntülesin. Size zarar olmaz, yarar olur arkadaşlar. Şimdi profilimi sadece LinkedIn'den bakan kişiler görsün, işte internetten vesaire de gelebiliyorlar ya. Ya da sadece ağımdaki kişiler görsün ya da birinci derece bağlantılarım görsün şeklinde de işaretleyebiliyorsunuz. Ama ben onu tavsiye etmem. Muhakkak şu public kısmını işaretleyen herkes sizin profilini görsün ya. Görmemelerinde hiçbir sakınca yok yani. Öyle düşünün. Burada profilinizin bazı alanlarını saklayabiliyorsunuz. Mesela İşte ben eğitim bilgimi göstermek istemiyorum diyen enteresan düşüncede kişiler olabiliyor bazen. Burayı kapatabilirseniz dışarıdan bakan kişiler eğitiminizle ilgili detayları görmüyor. Ama bunu yapmayın yani, ben bunu tavsiye etmem. Buradaki herhangi bir sekmenin dışarıdan bakan kişilere kapatılmasının dediğim gibi hiçbir anlamı yok yani. Buradaki tüm sekmelerin 10 şeklinde işaretlendiğinden muhakkak emin olun arkadaşlar. Arada sırada da böyle girip bir bakın yani. Dışarıdan bakıldığında benim profilim nasıl görünüyor? Bazen çünkü böyle yazım hatalarını, kayan şeyleri vesaire fark etmiyorsunuz ama bu çerçeveden baktığınızda çok daha güzel bir şekilde görebiliyorsunuz profiliniz nasıl görünüyor dışarıdan diye. O yüzden buradaki iki detay, şuradaki açıklık, görünürlük ayarlarını kontrol edelim. Public şeklinde işaretleyelim. URL'imizi de muhakkak editleyelim arkadaşlar. Şimdi burayı da kapatalım. Evet, şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ben artık konuşmayı bırakacağım. Sorularınız varsa chat kısmından onları yazabilirsiniz. Onları birazcık cevaplamaya çalışayım. Siz onları yazarken de ana sayfadan bir iki şey daha göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar buradaki jobs kısmından her türlü iş ilanına ulaşabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Hemen onu da hemen size göstereyim. Açılırsa tabii göstereceğim. Evet. Buradan bulmak istediğiniz ilanları, işte atıyorum ben insan kaynakları alanında işler arıyorum mesela. Human Resources diye buraya yazıp lokasyon belirtip burada aratabiliyorum arkadaşlar. Aradığım iş ilanları için iş alanları kurabiliyorum. Bu önemli bir detay. Neden? LinkedIn'de ilanlara hızlı bir şekilde başvurmak önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi niye önemli? İK uzmanı olarak düşünün. Ben bir ilan açtım. 1500 kişi başvurdu. Ben şimdi ne yapacağım? Tabii ki de ilk başvuran kişilere öncelik vereceğim ve ilk olarak onların başvurularını değerlendireceğim. Eğer o ilk 50 kişide, 100 kişide benim işime yarar adaylar varsa diğer başvurulara bazen hiç bakmayabiliyorum bile. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bu yüzden ilanlara hızlı bir şekilde başvurmak önemli. Bunu yapabilmek için de iş alanları kurmamız gerekiyor.
Şuradaki alarm sekmesini buradan gördüğünüz gibi kaçıran olabilir. Şuradan göstereyim. 10 şekline getirdiğinizde LinkedIn sana diyor ki sen Türkiye'de diyor Human Resources başlığı altında açılan ilanlara ulaşmak istiyorsun, alarm kurmak istiyorsun. Peki bu bildirimlere diyor ki günlük mü almak istiyorsun, haftalık mı almak istiyorsun diyor. Bunu seçebiliyorsun. Veya bu notification'ları e-mail olarak mı sana göndereyim diyor. LinkedIn bildirimi olarak mı göndereyim, ikisi olarak mı göndereyim diyor. Bunları seçerek, bundan save ederek iş alanları kuruyorsunuz ve hızlı bir şekilde yeni açılan ilanlara başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Şimdi bazı işlerde easy apply butonu görürsünüz. Bazılarında sadece apply butonu görürsünüz. Hemen onu da göstereyim. Bu da şu anlama geliyor. Easy apply olanlarda LinkedIn üzerinden hızlı bir şekilde başvurabiliyorsunuz. Ama apply olanlarda o ilgili şirketin başvuru mecralarına, işte web sitesine veya kariyer sitelerine yönlendiriyor sizi. Yani aslında çok bir fark yok ama bilmeniz açısından söylüyorum. Bu easy apply dediğinizde doğrudan profiliniz üzerinden CV'nizi attach ederek başvurabiliyorsunuz. Diğerlerinizde, diğer başvurularda, apply başvurularında şirketlerin işte web sitelerine vesaire yönlendiriyor sizi. Bu da aklınızda olsun. Bir de şöyle bir detay göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi ben premium olduğum için bu detayları çok iyi görüyorum. Size bir ay premium'u ücretsiz olarak denerseniz bu da aklınızda olsun. Şimdi yayınlanan ilanlarda kişiler bu ilanları yayınlarken bir takım yetenekler listeliyor arkadaşlar. İşte diyor ki ben bu ilana başvuran kişilerin şu 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 yeteneklerde olmasını istiyorum diyor. Şimdi ben premium bir üye olduğum için bunları görebiliyorum. Şimdi ben bu ilana başvuracaksam, bu şirkette çok çalışmak istiyorum, Turbok'ta çalışmak istiyorum, bu ilana başvuracağım. Ne yapabilirim? Burada benim profilimde olmayan yetenekleri hemen gidip kendi profilime ekleyebilirim arkadaşlar. Mesela işte leadership benim profilimde yokmuş, teamwork yokmuş, performans management yokmuş. Ben bu ilana başvurmadan bu yetenekleri gidip profilime eklersem daha uygun bir aday olarak LinkedIn beni matchleştirecek. Bu da benim başvuru şansımı arttırabilir ve daha uyum sağlayan bir aday olarak İK uzmanına beni yönlendirebilir arkadaşlar. Buradaki yetenekleri o yüzden ara sıra böyle saptayıp profilinizi eklemek ilana başvurmadan evvel bizim için güzel sonuçlar yaratabilir. Bu da aklınızda olsun. Ama bahsettiğim gibi premium olduğum için bu kadar detaylı görüyorum. Bir de şöyle datalar gösteriyor size. Diyor ki bu ilana başvuran şu kadar kişiden %25'i arasında yer alıyorsun diyor bana. İşte şansını gösteriyor sana. Bu ilana başvurursan şu kadar şansın var. Şu %20'lik dilimdesin, işte ilk 15'lik dilimdesin şeklinde bir takım datalar gönderiyor size arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi son olarak şu arama çubuğunu da size göstermem lazım. Bu da çok önemli bir şey çünkü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arama çubuğundan sadece isim veya şirket aratmıyorsunuz. Bir sürü bir şey aratabiliyorsunuz. Mesela ne aratabilirim? Satış üzerinden geçelim. Sales kısmına yazdım ve buraya tıkladım. LinkedIn sana diyor ki sen buraya satış yazdın ama diyor insan mı arıyorsun diyor, iş mi arıyorsun, içerik mi arıyorsun diyor veya şirket mi arıyorsun, okul mu arıyorsun, grup mu arıyorsun, her şeyi soruyor sana. Ben satışla ilgili mesela gruplara katılmak istiyorsam buradan o grupları bulup o gruplara katılabilirim. Herhangi bir şirket bulmak istiyorsam, herhangi bir fonksiyonla alakalı bir şirket bulmak istiyorum. Atıyorum oraya işte otomotiv yazdım, companies'e tıkladım. Otomotivle ilgili, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren companies'leri benim önüme dökecek arkadaşlar LinkedIn. O yüzden ara sıra bu LinkedIn arama çubuğunun filtrelerini kurcalamak çok önemli arkadaşlar. Şurada All Filters kısmını tıkladığınızda yaptığınız aramaları özelleştirebiliyorsunuz. Ay gitti. Hemen geri dönüyorum. Burada bir takım filtreler var. İşte atıyorum mesela ben bir firmada çalışmak istiyorum. PNG. Oradaki İK uzmanını bulmak istiyorum. Burada ne yapabilirim? PNG, HR, HR Specialist yazarak buradan firmayı seçerek, İstanbul lokasyonunu seçerek PNG'nin insan kaynakları uzmanlarını, insan kaynakları fonksiyonunda çalışan kişilerini önüme kolay bir şekilde dökebilirim arkadaşlar.
veya çeşitli iş ilanları arıyorsam, her türlü grup, event, içerik arıyorsam bu advanced filtreleri kullanarak siz de bu fonksiyonları çok kolay bir şekilde aratabilirsiniz. Bu filtreleri kurcalayın, arama çubuğunu muhakkak kurcalayın, gruplar bulun arkadaşlar, o gruplara katılın, kişiler bulun, kaliteli bağlantılar bulun diyorum size. Nereden bulabilirsiniz? Bu arama çubuğundan bulabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Mesela en basit örneğini gösteriyorum. Ben buraya yemek sepeti HR yazdım, arattım. Önüme ne gelecek? Yemek sepetinde çalışan HR uzmanlarını önüme dekmiş olacağım. Bu insanlara ne yapayım? Tabii ki de bağlantı isteği göndereyim. Bu insanların benim ağımda olması benim için avantajdır arkadaşlar. Eğer yemek sepetinde çalışmak gibi bir hedefim varsa. Veya ben İK uzmanıyım, diğer İK uzmanlarıyla ağımı geliştirmek istiyorsam herhangi bir firmanın girip İK uzmanını eklemem de benim için faydalıdır arkadaşlar deyip artık noktayı bırakayım. Zaten çok hızlı konuştum ve birazcık başınızı şişirdim. Kusura bakmayın arkadaşlar, zaman kısıtlı olduğu için bu eğitimi birazcık hızlandırmak durumunda kaldım. Baş ağrısı yarattıysam tekrardan özür diliyorum. Her şeyi size aktarmak adına böyle olması gerekti bugün. Ben şimdi ekranı kapatayım. Herhangi bir sorusu olan varsa arkadaşlar chatten de yazabilir. Kamerayı sesi açıp bana sesli olarak da sorabilir. Hiç sıkıntı değil. Chat'e bir bakayım. Hemen bir şeyler gelmiş. Profilinizdeki sertifikaları dikkatli inceliyor musunuz? Tabii ki inceliyoruz. Mesela bazen IT alanında işte firmalar bize geliyor, diyor ki ben diyor network ve security uzmanı arıyorum diyor. Orada da tabii ki bir takım sertifikalar var bu kişilerin alması gereken. Ben hemen ne yapıyorum? Network uzmanlarını ararken sertifikalar kısmında o istenilen sertifikaları almış mı, oraya eklemiş mi şeklinde tabii ki o alanlara bakıyorum arkadaşlar. Ya sizin gibi profiller açısından da tabii ki yani orada aldığınız herhangi bir eğitimi oraya eklemeniz sizin açınızdan da fayda yaratır yani. Bak, bu kişi öğrenci ama eğitimlerle kendini geliştirmeye çalışıyor. Kendisini bir şeyler katmaya çalışıyor şeklinde bir algı yarattığı için sizin için de tabii ki de pozitif bir şey yaratacaktır. Bu sertifikaların işe alımlardaki etkisi diğer bileşenlere oranla ne kadardır? Yine anahtar kelime olarak aratabiliyoruz arkadaşlar. İşte IT security sertifikası olanları ben dök dediğimde sertifika alanında IT security sertifikası varsa yine benim arama havuzumda görünüyor. Bu yüzden önemli. IT iş alımlarda özellikle mühendislik alanlarında yaptığımız alımlarda sertifikaların bu uygun adayları önümüze dökmesi açısından önemli bir alan arkadaşlar. Bu çok güzel bir soruydu bu arada. İsmail İlke Güngör, çok teşekkür ederim. Mutlaka aldığınız teknik olmayan her türlü sertifikayı profilinize ekleyin. Size zararı olmaz, faydası olur arkadaşlar. Skills ve endorsements kısmında sertifika sahibi olmamasına rağmen kendinde gördüğü yahut çevresinin kendinde fark ettiği özelliği yazabilir mi? Ne derece doğru? Şimdi arkadaşlar burada böyle şimdi çok da abartmamak gerekiyor. Mesela ben gidip oraya yani atom fiziği biliyorum vesaire şeklinde bir şey yazarsam tabii ki de çok saçma olur yani. Ama bir bilgisayar mühendisi öğrencisiysem, az derecede de orta derecede de bir teknolojiyi, bir dili biliyorsam ben profilime gidip .NET biliyorum derim. Java biliyorum derim. İşte şu framework'ü kullanıyorum diye eklerim oraya. Bunu eklemekten sakınca duymayın kendinizde. Oraya her eklediğiniz her türlü yeteneği %100 harika bir şekilde hakimsiniz anlamına gelmiyor. Ama tabii ki de burada böyle çok aşırıya kaçmayın yani. Ben bilmediğim bir fonksiyonu da oraya biliyorum diyerek ekleyemem. Mesela ben İK uzmanıyım ama İK'nın birçok fonksiyonu var. Her türlü fonksiyonunda da ben görev almıyorum. Benim uzmanlığım değil. Performans çalışmıyorum mesela. Oraya gidip performans yönetimi eklemem saçma olur. Çünkü yalan olur yani. Ben performansla alakalı deneyimim yok. Siz de bu bakış açısıyla skills bölümüne ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Endorsement'ta da ya arkadaşın gelip bir yeteneği şu kadar iyi biliyor şeklinde sana bir oy vermesinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Öyle bir endişeniz de olmasın. Birinci bağlantı, ikinci bağlantı tam olarak neye göre oluyor? Arkadaşlar birinci bağlantı benimle bağlantı kuran kişiler. İkinci bağlantı da benim birinci derece bağlantılarımın bağlantıları anlamına geliyor. Bu anlama geliyor aslında.
İkinci derece bağlantılar yani sizin doğrudan bağlantınız değil ama bağlantınız olan kişilerin bağlantısı anlamına geliyor. Böyle bir ayrım var. Okul kulüplerinde yer aldığınızı iş kısmına eklemek mantıklı mı? Aslında doğru değil arkadaşlar. Bunu profilde göstermiştim. Membership veya organizations alanı var. Orada yer verebilirsiniz bu tay detaylara, okul kulüplerine vesaire. Evet arkadaşlar, zamanımızı birazcık da açtık. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan ve soramayan kişi varsa LinkedIn üzerinden beni ekleyip mesaj olarak her türlü sorusunu bana sorabilir. Müsait olduğum zamanlarda hemen girip zaten o soruları cevaplıyorum. Ben katılımınız için çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim. İlerleyen günlerde belki yeni etkinliklerde de görüşürüz. Kübra Hanım, özellikle biz çok teşekkür ederiz. Sizi yorduk bugün. Hani hızlı bir şekilde gerçekten o kadar kısa sürede o kadar güzel bilgiler verdiniz ki. Yani çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Normalde ben hani bu eğitimi 2 saat bazen 2,5 saatte falan anlatıyorum. 1 saate sıkıştırmak birazcık beni yordu ama hoşuma da gitti. Size bir nebze faydalı da olsa benim için ne mutlu arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Arkadaşlarımız da zaten size LinkedIn'den biraz rahatsız edebilirler. Kısa zamanımız olduğu için çok soru alamadık. Edebilirler. Birazcık geç bile yazsam, şu her zaman çünkü işim olabiliyor ama muhakkak geç de olsa cevap veriyorum oradan bana sorulan her türlü soruya arkadaşlar. Çok teşekkür ederim tekrardan. Başka bir şey yoksa vedalaşalım o zaman. O zaman başka etkinliklerde umarım tekrar görüşürüz. Kendinize umarım çok iyi bakın. Biz de arkadaşlar, öpüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.